tabii hani en unutulmaz maçlardan biri de Panku'nun kaleye geçtiği. Kadıköy'de Evet. Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra, kalecisini de kaybettikten sonra Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği ve maç bittiği an, maç Kadıköy'de olmasına rağmen büyük bir alkışın koptuğu, iki takımın o sahadaki mücadelesinin takdir gördüğü mücadele karşılaşma. Beşiktaş'ın o maçta çok iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Ancak çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Çok iyi oynayamayan bir takım nasıl 4 gol atar? Maçın başında Fenerbahçelilerin %99'un kınadığı çirkin bir pankart vardı. Rıza Çalınbay'ın Evet. babasının mesleğiyle alakalı. Ki Fenerbahçelilerin onu kınaması o pankartın asılmasıyla karşılaştırınca benim için mutluluk vericiydi. Ya bu kadar insanı böyle ayıplamış olması, onu söylemek isterim her şeyden önce. Maçta da Beşiktaş'ın durumu zaten yani Rıza Hoca çaresizce oyuncu değişikliği yapıyordu. Çünkü kimi oyuncunun top tekniği çok iyi ama fizik kondisyonu yerlerde. Kimisi fizik kondisyon canavar ama top tekniği ya da yetenek açısından zaten Beşiktaş'ta oynaması normal değil. Doğal değil yani. Anlatabiliyor muyum? O Tabii. kadro aslında Del Bosque. Yani 101. yıldan sonra neden dağıtıldığı hiçbir zaman anlaşılmayan o kadro. Ve daha sonra Del Bosque'ye hocam siz bu işin pirisiniz hadi tiki taka. Sonra kısa süre sonra Yeniköy kasabı. Benim gerçekten Yeniköy'de Yeniköy kasabı yazan bir kasabı bulup gazetede onu bir haber yapmam. Olay olmaz. Adımın ilk kez şöyle ünlü olmaya başladığı dönemdir o. Daha sonra Sana bir o kasap faydası olmuş. sonra o abinin oğlu bizim programa bağlandı Irmak Kazuk'la. Öyle Beni mi? hatırladın mı abi diye. Biraz hatırlat kendim dedim. Nasıl Çok unutabilirim iyiymiş ki dedim. ya. Evet, ama Rıza Hoca'nın devraldığı kadro. Rıza Hoca o zaman teknik direktörlükte şimdi kadar tecrübeli değildi. Uzun zamandır çalışıyordu ama mütevazı kişiliği sebebiyle transferde kendi yaptığı da hatalar vardı. Vardı kesinlikle. Ama ben istemediği oyuncu niye çalışıyor? O dönem son istediği forvet hattıydı aslında. John Karevi çok istiyordu. Tam ona göre bir santrafordu. O maçta Beşiktaş'ın gerçekten belirleyici oyuncuların bir tanesi oydu diye ben düşünüyorum. John Karevi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet Yani evet bir ya oyuncu öne aynen öyle. çıkarırsan. Tabii. Yani gerçi tabii öyle ilginç Golleri maçtı ki. atanlar İbrahim Akın, Koray. Tabii Evet. onlar enteresan. Ama Beşiktaş'ın Yani baskı yediği zaman top tutmasını sağlayan. O maçta bir kere Fenerbahçe çok iyi oynamıştı. Onu bir ha söylemem onun bir kere gerekiyor. hakkını teslim etmek lazım Evet. ya. Yani. Anelka Özellikle sürekli bek Alex Anelka Anelka. karşısında bek değiştiriyordu yani sürekli. Bir Evet, bek gidiyordu, bir Ali bek Güneş geliyordu, ile bek İbrahim gidiyordu. Toraman yer değiştirmişti. Hatta maç sonu açıklamasında sevgili Ali Güneş çok böyle kompleksiz, egosuz biridir demişti ki abi Anelka beni maymun etti orada. Biz İbrahim abiyle yer değiştirdik değil mi? Hatırlıyor musun? O Evet, açıklamasında. hatırlıyorum. Hatırlıyorum yani. Zaten güç dengesinin çok net bir şekilde Fenerbahçe'den yana olduğu bir maçtı o zaten. Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Çok güçlü bir kadrosu var. Beşiktaş da şampiyonluk yarışından çoktan kopmuş. Tamamen hani bu tip derbiler, bu tip takımlar niye oynar? Bir onur mücadelesi vermeye. Hatta yenilmemek üzerine gittiği bir maç. Ama sonra olaylar öyle bir gelişiyor ki İşte Cordoba penaltıya sebep veriyor. Kırmızı kart görüyor. Kaleye Panku geçiyor. Fenerbahçe 3-3'ü yakalıyor. Artık herkesin beklentisi Fenerbahçe'nin bir gol daha atıp maçı kazanmak iken Koray Avcı uzaktan bir vuruyor. Değil mi? Son Panku'yu golü neden Koray. oyuna aldın? Nereye geçti? Mesela hiç yani Falan hoca ne mesela. yapsın? Yani teknik Son direktörlere golü ben Koray bazen atıyor çok değil mi? empati kuruyorum ya. Tabii Panku'yu niye aldı Beşiktaş? Ön tarafta birazcık top tutabilsin diye aldı. Evet. Sonra Bizim nereden nereye? böyle çatladı Kapıspor'da seni ve oynattığımız, sana verdiğimiz görevi Panku'ya verdi Rıza Hoca ama kendini kalede buldu. Birden daha önce yapmış galecilik falan. Onlar enteresan hikayeler. Efsane olan. Hakikaten bir tane çok iyi kurtarışı var. Bak. Sözde Alman, sözde kalecinin adını anmayacağım. Ya bırak Ama bak bak Lov Beşiktaş'ta kaleci bak bir şey performansları söyleyeceğim. deyince Panku Bir girer, şey söyleyeceğim. kendisi biraz zor girer. Ha. Bu Lovren'den sonra Anma, Carlos da adını sende anma. Adını anma. takıntı haline geldi Takıntım ama bak yok. ben Adını söyleyeyim. anma. Panku'nun Peki tamam. kalecilik etkisini söylüyorum derbideki. Bir tane kurtarışı Peki. çok iyiydi. Evet, Ayrıca böyle fena değildi penaltıyı aynen. da neredeyse kurtarıyordu. Penaltıyı Doğru. neredeyse kurtarıyordu.